saygıdeğer basın mensuplarımız, teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için. Değerli arkadaşlar, biz Sur Yapı olarak Katar'daki bu Expo fuarına katılmayı hedefledik, uygun gördük. Bu manada 13 projemizle katılmış oluyoruz Expo fuarına. Ve önümüzdeki dönemde de yabancıya konut satışının Türkiye için önemli bir gündem maddesi olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda da biz de Sur Yapı olarak katkımızı sunmak istedik ülkemize. Hem de kendimiz bu anlamda faydalanmak istedik. 13 tane projemizle bu fuarda yerimizi aldık. İlk gün biraz ilk güne olması hasebiyle, hafta içi olması hasebiyle biraz daha ziyaretçi sayısında eksikliğimiz var ama bugün gayet iyi. İkinci gün gayet iyi. Hatta öğleden sonra burada tatile girdiği için de kalabalıklaşmaya başladı. Katar bildiğimiz gibi aslında nüfusu çok olmayan bir ülkemiz. 250 bin civarında nüfusu var ama gelir seviyesi son derece yüksek. Ve yatırımcı profili yüksek. Ciddi portföy yatırımcıları var. Yani bireysel konut alıcılarından öte blok bazında adetli ürün satma imkanı var. O yüzden bu fuarda böyle binlerce insanı ağırlamayı hedeflemedik. Son derece nitelikli ve 10 tane bile müşteri o anlamda yatırımcı edinebilsek bizler için ciddi imkanlar olacağını düşünüyoruz. Ve o anlamda da bugün öğleden sonra özellikle görüşmelerimiz var. Devlet erkanında çalışıp farklı görevlerde bulunan insanların da ziyaretlerini alıyoruz. O da iyi bir şey. Ben tahmin ediyorum yarın çok daha iyi olacak. Cuma günü burada tatil biliyorsunuz. Tatil olunca da daha iyi olacağını düşünüyoruz. Fuarlar bizim sıcak satış yaptığımız yerler değil biliyorsunuz. Hatta burada da satış yapma, para alma imkanı falan da yok. O anlamda işte sözleşiyoruz. Bir şey yapıyoruz. Akitleşme yapıyoruz bir manada ama para falan alamıyoruz. Biz arkadaşlarımın verdiği bilgiye göre 10 milyon TL civarında bir dün şey almışız. Sipariş almışız bu manada. Ada, pafta, parsel numarasına varıncaya kadar öyle şey değil yani. Kağıt üzerinde bir şey değil. İnşallah neticelendiririz Türkiye'ye dönünce. Bugün daha çok beklentileri var. Yarın da olur inşallah. Tabii fuarlar dediğim gibi çok sıcak satışın yeri değil. Daha çok adres ve karşılıklı ilişkiyi geliştirme için önemli. Bizim Türkiye'de şu anda özellikle Arap müşterilerimizden Körfez bölgesinde ciddi müşterilerimiz var. Ve bunlar hep bir seferde gelip de böyle 50-100 daire şeklinde olmuyor. Bir tane iki tane daire alıp sonra biraz daha cesaretlenip. Evet. Bir güven telkin ettikten sonra, daha iyi tanıdıktan sonra hep onu gözlemledik. 3 tane daha, 5 tane daha, 10 tane daha böyle ciddi anlamda müşterilerimiz var bizim. Ve bu şu açıdan çok önemli. 15 Temmuz hain darbe sürecini biliyorsunuz. Hepimiz çok etkilendik o süreçte. Biz bu ilişkilerin orada çok işimize yaradığını gördük. Yani Ağustos 2016'da çok ciddi oranda ziyaretçi düşmesine rağmen yeni müşteri edininde bayağı bir geri düşmemize rağmen, ben firma olarak söylüyorum bunu, sektör de öyle aşağı yukarı. Ama şu gerçekleşti, daha önceden bizden konut alan, bizi tanıyan, bizi bilen müşterilerimizin ciddi anlamda adetli olarak satın aldıklarını gördük. Yani rakamsal olarak geriye düşmedik bu sayede. Bir güven telkin olması hasebiyle geçmişte böyle blok blok satışlar yapma imkanı oldu. Ve hiçbirinde biz aramadık yani gelin size satalım gibi bir pazarlama da yapmadan
o ilişkiler, sağlam dostluklar, sağlam münasebetler ticari neticeye dönmüş oldu. O anlamda günübirlik bakmıyoruz bu tarz toplantılara, platformlara. Önümüzdeki döneme dair hazırlık, bir altyapı, yeni dostluklar, yeni ilişkiler olarak görüyoruz. Zaten gayrimenkul sektörü olarak da önümüzdeki en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi de yabancıya konut satışı olacak. Bu anlamda da Maliye Bakanlığımıza da taleplerimiz oldu. Biz konut sektörü olarak, özellikle konut değeri olarak ve KDV muafiyeti getirildi biliyorsunuz. Şu anda yabancı alıcılar KDV'den muaf. Bu çok büyük bir imkan. Özellikle %18 KDV'ye, %8 KDV'ye tabi olan projelerimizde büyük bir imkan sağlamış oluyoruz. Büyük bir fırsat olmuş oluyor yabancı yatırımcılar için. Aynı zamanda 1 milyon dolarlık konut alımına da bir vatandaşlık getirilmiş oldu. Tanıtım faaliyetleriyle alakalı da çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlıklarla görüşüyoruz. O anlamda belki önümüzdeki dönemde daha farklı bütçeler, bakanlıkla beraber çalışmalar yaparak, firmaların sadece bütçeleri değil de bakanlığın da işin içerisine girdiği, derneklerimiz olarak birlikte bir seferberlik yapacağız. Yabancıya satışı artıracağız inşallah. O anlamda bu fuarda bir başlangıç olur inşallah bizim için. Memnunuz. İnşallah sonu iyi olur. Böyle toparlayayım. İsterseniz soru cevaba geçelim. Sizin satış, yabancıya satış oranınız ne kadar toplam satışın içerisinde? Bizim sur yapı olarak %15'lerde. Hangi ülkeler var bu satış içerisinde? 19 ülke vatandaşına konut satmışız. 19 ülke vatandaşına konut satmışız. %15 civarında. Bizim tabii bu bir miktar daha yukarıda olabilir aslında. Biz sur yapı olarak Anadolu yakasında bizim projelerimizin %65'i gibi. Avrupa yakasında %35 gibiyiz. Önümüzdeki dönemde onu biraz daha artıracağız tabii. Yeni projelerimiz var. Yeni projelerle o denge 50-50'ye gelecek. Yani %25'lere çok rahat gelebilirdi. Çünkü Anadolu yakasına yabancı misafirlerimizi getirmek biraz daha zor. İstanbul deyince Avrupa yakasına bakıyorlar. Bir de havalimanından da kaynaklanıyor. Yani Atatürk Havalimanı'na giriş giriş, o mesafeler falan daha bir sıcak geliyor onlara. Yani neredeyse Trakya sayılabilecek bir yerden almak normal geliyor. Ama işte bir Kadıköy'den bile satmak daha zorlanıyoruz açıkçası. Bu denge de yani %5 Anadolu yakası aslında %20 küsür Avrupa yakası, toplamı 15'e getiriyor. Yani böyle bir şey var. Bir de ayrıca bizim Bursa projemiz var. Tabii Bursa'da mesela %25'in üstünde bu. Bursa'daki marka projemizde evet. Özellikle Arap yatırımcılarımız hemen hemen Körfez'in her yerinden var. Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ağırlıklı olmak üzere. Bütün Körfez bölgesinden Bursa'daki projemizde var. Şu anda mesela bundan sonra daha da imkan olacak. Birkaç tane de kapora da aldı arkadaşlarımız Bursa'dan. Çünkü orada biz %18 KDV ile satıyorduk bu ürünü. Şimdi çok ciddi bir avantaj olacak. Yani çok ciddi avantaj olacak. 1 milyonluk konut düşünün, 180 bin lira avantaj. Çok büyük avantaj. Evet. Tabii. Şimdi şöyle, Antalya biliyorsunuz İstanbul'dan sonra dünyada en çok tanınan ilimiz bizim. Yani insanlara sorunca yurt dışında İstanbul ve Antalya biliniyor ikinci sırada. Hem Avrupa'dan hem Rusya'dan, son dönemde İran vatandaşları da çok ilgi gösteriyor Antalya'ya. Antalya projemiz bir kentsel dönüşüm projesi, örnek bir kentsel dönüşüm projesi. 1 milyon 400 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye'mizin, Antalya Büyükşehir Belediye'mizin Antep'e
isimli bir şirketi var. Onun üzerinden bütün o süreç yönetildi. Sampaş Müşavirlik var. Onlar da çok emek ve gayret sahibiler. Teknik altyapı anlamında da şehrin akıllı kent yönetimi planlarını ve kent yönetimi programlarını yaptıkları için de büyük bir avantaj haline geliyor o bilgi sistemini kullanmak. O anlamda bizim kentsel dönüşüm sürecinde Suryapı olarak çok büyük bir emeğimiz yok. Bütün emek Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi ve Sampaş Müşavirliğe ait. Biz de tabii hani öneride bulunmuş olduk. Bir şekilde hasbelkader ilgi alaka gösterdiğimiz için. Neticede iş bizde kalınca da o tarihten itibaren biz üstümüze almış olduk. Biz hızlıca projeyi çalışıyoruz şu anda. Nisan sonuna kadar en azından hak sahipleriyle alakalı kısmın ruhsatını almak istiyoruz. Kendi ruhsatlarımızı da Haziran sonuna kadar almak istiyoruz. Toplamda tamamen tahliye edildi. 3267 hak sahibi ile iki kişi hariç anlaşma tamamlandı. O ikisinde de bir sorun yok. Sadece bazı veraset falan gibi böyle şeyler var. Teknik bekleyen hususlar var. İşe engel değil yani o anlamda. Muvaffakatları var yani onların da. Örnek bir proje. Yani böyle küçük küçük parça parça bir iş değil. 1400 dönümlük 1 milyon 400 bin metrekarelik bir alanın tamamen yollarıyla, raylı sistemiyle, büyük bir kentsel rekreasyon alanıyla, efendim camileriyle, müzesiyle, okullarıyla, ilk öğretimiyle, orta öğretimiyle, otoparklarıyla, bütün bir kent, modern kentleşmede olması gereken ne varsa planlanarak yürütülen bir çalışma. Keşke her yer böyle yapılabilse, keşke bu büyüklükteki alanlar da kolay değil işleri yapmak. Bugün Kartal'daki kentsel dönüşüm projesini hepimiz biliriz. 15 sene oldu, 15 senedir hala daha kentsel dönüşüm projesini ayağa kaldıramadık. Çünkü kolay alanlar değil yani, kolay işler değil. O anlamda Antalya Büyükşehir Belediyesi gerçekten çok başarılı bir çalışma yürütmüş ve herkesin de rızasını alarak yürüttüğü bir şey. Yani kimseye de zorla yapılan bir şey de değil. O anlamda da gerçekten tebrike şayan bir durum var. Yaklaşık 15-16 bin civarında, tabii proje netleşince çıkmış olacak. 15 binin altında değil, üzerinde olabilir bir miktar. Evet, 5073 tane konut veriliyor hak sahiplerine. Tabii belediye de hak sahibi. Sadece belediye konut almıyor. Belediye orada ticari birimler var. Onlardan alıyor bir miktar. Bir alışveriş merkezi projesi var. Onun belli yüzdesine iştirak ediyor. Belediyenin de o tip gelirleri olmuş oluyor. Ama ağırlıklı çok büyük kısmı hak sahiplerinin. Belediyeninki daha makul seviyede onun yanında. Yani biz proje sürecinden sonra hemen başlamak istiyoruz. Tabii Nisan, Mayıs. Kepez'de Santral ve Kepez bölgesinde Santral Mahallesi olarak geçiyor. Hemen Burdur yoluna, işte yoluna cepheli bir taraftan. Öyle. Tabii farklı tabii. Farklı hak sahipleri var. Buyurun. Biri firmayla ilgili, biri sektörle ilgili. Gerek Türkiye'de gerek Körfez bölgesinde ortaklık vesaire gibi bir arayış var mı? Ya da size gelen teklifler var mı? Bu arada da görüşler oluyor bu anlamda. Birincisi. İkincisi de yabancı konut satışında bakanlık da artık daha aktif bir rol alacak dediniz. Ücretsel anlamda da, derneklerle beraber. Bu konuda herhangi bir görüşmede bir yol haritası var mı? Neler planlıyorsunuz? Evet. Yani biz Suryapı olarak her zaman ortaklık teklifi alıyoruz. Her sene devam eden bir süreç. Zaman zaman azalıyor, yükseliyor. Görüşmeler de yapıyoruz açıkçası. Tabii ki Suryapı olarak bizim Suryapı'yı bir ortaklığa açmak gibi bir düşüncemiz yok. Ama proje bazlı ortaklıklar olabilir. Zaten var, yapıyoruz. Ama yabancı ortaklıklar değil bunlar.
Yabancı ortaklıklara da açığız. Yani Türkiye'ye yeter ki sermaye gelsin, yeter ki dışarıdan bir katkı olsun. Yoksa her şeyi biz yapalım, hepsi bizim olsun gibi bir şeyimiz yok o anlamda. Ama herhalde insanların da bu 16 Nisan tarihi de bir bekleme, olgunlaştırma süreci olarak duruyor kafalarında. Çünkü görüşmeler neticeye varması zaman alıyor, ciddi zamanlar gerektiriyor. Haklıdırlar da, insanlar tanımadıkları pazarlarda hemen getirip al şu kadar diyemez. Ama sektörden de birçok arkadaşımız, özellikle Arap yatırımcılarla irili ufaklı yatırımları var. Aslında iyi bir noktada gidiyor. İyi bir şey, 15 Temmuz'dan bu tarafa hiç geri çekilmedi Arap yatırımcılar. O çok net gözüküyor. Belki biraz duraklama falan olabilir, belki bir şey olabilir ama bir geri çekilme durumu yok. O iyi bir şey. Bence bundan sonra hızlanacak. Bundan sonra hızlanacak. Bizim elimizde çok ciddi portföy var. Antalya projemiz 2 milyar dolarlık proje. Bizim tabii toplam büyüklük, hak sahipleri falan hepsi dahil yani. Tabii toplamı büyüklük olarak öyle. Ama bunun içinde işte yaklaşık 1/3 ne yakını hak sahipleri gibi. Bizim kendi portföyümüz 1 milyar doların üzerinde. Yani Antalya'nın haricindeki portföyümüz 13 proje öyle. Önümüzde birkaç projemiz daha var. Yıl içerisinde sunacağımız. Yani bizim 1,5 milyar dolar gibi proje büyüklüğüne erişmiş olacak. 2 milyar dolar da aşağı yukarı Antalya projesi. Tabii 8 yıllık bir proje. 1 yıllık, 2 yıllık bir proje değil. Antalya pazarındaki o 15 bin konutun rakamı öyle. O anlamda her şeye açık. Yani büyük bir portföy. Herkese yeter. Yeter ki... yabancıya konut satışı seferberliğini biz birinci etapta Maliye Bakanlığımızla görüştük. Yani Maliye Bakanlığımız, çünkü nihayetinde teşvikleri verecek olan da Maliye Bakanlığımız. Hangi bakanlıkla yürütürsek yürütelim, o kampanyalara ve tanıtımlara bütçeyi verecek olan da Maliye Bakanlığımız olduğu için. Şu anda Maliye Bakanlığımızla yürüttük. Hatta geçen hafta da bir toplantı yaptık. Bütün sektörden arkadaşlarımızı biz konutlar olarak öncülük yapıp bir araya getirdik Sayın Maliye Bakanımızla. O anlamda hem teşekkür ettik kendisine, hem de hem onların beklentileri hem bizim beklentilerimiz de birinci elden konuşma fırsatı da oldu. Ya çok yeni, çalışacağız. Mutlaka bir bütçe alacağız şeyden. Maliye Bakanlığımızdan bütçe alacağız mutlaka. Ne tip çalışmalar kapsayacak? Ya şimdi onu detaylandırmadık daha. Yani fuarlar çok önemli bir ayak o anlamda. Belki kalıcı ofisler yapabiliriz. Yani bazı çok hedef pazarlarda, mesela Kuveyt olabilir, mesela Suudi Arabistan olabilir, mesela Dubai olabilir, Katar olabilir, bilemiyorum. Artısını eksisini hesap etmek lazım. Ülke olarak tabii. Belki kalıcı satış ofisleri düşünülebilir. Dönemsel olabilir. Yani böyle bir fuar yapıp işte 2 gün, 3 gün burada bir şey yakalamaya çalışmak yerine daha farklı şeyler olabilir. Reklam yapabiliriz. Yani insanlara erişecek, nasıl Türkiye'de konut satmak için reklam yapmıyor muyuz? Aynı şeyi bu pazarlarla da yapabiliriz. Tabii çok büyük paralar tutuyor. Yani artı eksisini hep hesap etmemiz lazım. Şunu da yapacağız, bunu da yapacağız diye böyle bol keseden atamayız, şey yapamayız. Makul bir seviyede, ama mutlak manada bizim gayrimenkul sektörü olarak yabancıya konut satışı önümüzdeki en net hedefimiz. Şu anda biliyorsunuz 4 milyar doların bir çıt seviyesinde yani. 4,5'a kadar çıkmıştı, bu biraz düştü. Bununla doların etkisi de var. Adetsel olarak bir miktar düşüşümüz var ama bana göre asıl düşüş dolar kurunun yükselmesi. Çünkü büyük çoğunluğumuz TL ile satıyoruz bu konutları. Dolar karşılığı düşmüş oluyor dolayısıyla bir miktar. Hani 4 civarında diyelim. Biz kendimize 5 yıl içerisinde 10 milyar dolarlık hedef koyduk arkadaşlar. Yani biz yabancıya satışı Türkiye'nin 10 milyar dolara getirmek istiyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bütün Türkiye. Konutlar olarak öncülük yapıyoruz biz buna. Ama hedef Türkiye'nin yabancıya satışını yıllık 10 milyar dolar seviyesine getirmek 5 yıl içerisinde. Bu imkansız değil. Bu çok
zor bir hedef de değil. Bunun için Türkiye'nin istikrarlı olması lazım. Bunun için Türkiye'nin güven vermesi lazım. Ve bu referandum süreciyle beraber de birçok riskin geride kaldığını düşünüyoruz. Bundan sonrasında da herkes daha ekonomiye odaklanacaktır. Gerçek gündem haline ekonomi gelecektir insanlarımızın diye düşünüyoruz. Türkiye'nin de siyasal anlamda önünde yeni bir seçim de olmadığını düşünüyoruz. En az 2-2,5 sene kadar. Herkes buna odaklanacak. Dışarıda da doğru tanıtabilirsek. Maliye Bakanlığı da ciddi elimize şey verdi. O anlamda imkan vermiş oldu. Onu da iyi tanıtabilirsek. Bu rakamlar çok afaki rakamlar değil. Birkaç yıl içerisinde bu rakamları bulabiliriz yani. Türkiye'nin konut pastasının içerisinde %3'ler seviyesinde biliyorsunuz şu anda. Bir de alternatif alanlarımız da oluştu artık bizim. Bakın Arap alemi artık Trabzon'u soruyor. Bize Trabzon'da projeniz var mı diye soruyorlar şimdi. Bu çok güzel bir şey ya. Trabzon'da projeniz var mı diye soruyor. Maalesef yok dedik. Olan arkadaşlara yönlendireceğiz. Şimdi Giresun, Ordu, Trabzon yani Doğu Karadeniz belki Artvin'e, Rize'ye de sıçrayacak bu iş. Havaalanıyla çok alakalı. Rize havaalanı yapıldığı zaman Artvin, Rize de bu şeye girecek. Oralar da çok güzel o anlamda. Trabzon'un, Ordu'nun, Giresun'un girmesinin sebebi havaalanları. Ve tanıtım. Yani o anlamdaki tanıtım. Bizim Sapanca, Yalova, Bursa yani tabiat şu anda bizim birinci derece öyle gözüküyor Arap yatırımcılar. İstanbul her zaman çok büyük pazar. Biz Antalya'yı tabii Arap yatırımcılara satabilir miyiz bilemiyoruz. Arapların ilgisinden çok Almanların ilgisi var. Avrupalıların var, Rusların çok var. Bir de İranlıların var. Ben mesela İran pazarını da çok önemsiyorum. İran'da çok ciddi bir nüfus var. Bu anlamda açlık da var, yani bir şey de var. Dışarı çıkma arzusu da var. İran pazarından da Antalya'da biz şey alırız diye düşünüyorum ben. Bir talep alabiliriz. İran'da biliyorsunuz 1/3 nüfus Türk. Azeri nüfus var ciddi. O anlamda hedefler olur. Buyur. Referandum sonuçları. Evet. Nasıl? İşimize odaklanacağız. İşimize odaklanacağız. Evet. Yani referandum tabii Türkiye'nin aşağı yukarı 40 yıldır konuştuğu, 50 yıldır konuştuğu bir şey. Başkanlık sistemine geçme ihtiyacı. Bütün başbakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız geriye dönük baktığımız zaman hepsi bu ihtiyacı topluma sunmuş. Farklı farklı modeller belki düşünmüş olabilirler kafalarında. Ama netice olan hepsinin gelip bağlanıp düğümlendiği tek şey iradeyi sağlayacak bir yönetim anlayışı kurmaya çalışıyorlar. Bizim parlamenter sistemimiz toplumumuzun yapısı da parçalı bir yapı olduğu için hem bütünleşik ama kendi içinde de parçalıyız. Etnik farklılıklarımız var. Mezhebi, meşrebi farklılıklar var. İşte siyasal, ideolojik farklılıklar var. Bunların hepsi ayrı ayrı böyle yürüyen nehirler gibi yani. Biz bunları böyle bir büyük bir nehir yatağında toplamamız lazım. Yani bu ülkeyi yönetmek için bunları büyük bir nehir yatağında toplayıp böyle Fırat gibi bir şey yapmamız lazım. Küçük küçük nehirlerde büyük enerji üretemezsin yani. Böyle büyük bir yere toplayacaksın. Fırat gibi olacak, önüne de Atatürk Barajı'nı yapacaksın ki büyük enerji üretebilsin. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bu. Bunu da biz işte 50+1 ile ancak sağlayabiliyoruz. Yani parçalı iradeyle sağlayamıyoruz. Niyetler ne kadar iyi olursa olsun, herkesin niyeti mutlaka iyidir ama herkes farklı bir yerinden bir işe bakınca ortaya o zaman her tarafından çekilen bir araba gibi bir şey çıkıyor ortaya. Herkes bir tarafa çekmeye çalışıyor arabayı. Dolayısıyla biz temelde irade sahibi bir hükümet yapısına ihtiyacımız vardı. Yani son 15 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti evet %50'yi hep topladı. Ama mucizevi bir şekilde ayakta kaldı. Yani 15 yıldır geçmediğimiz badire kalmadı. Ben şimdi burada size şöyle tıkır 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 sayarım. Hemen 2002'den itibaren sayarım. Daha geriden de alırım ama
2002'den itibaren sayarım. Her 6 ayda bir büyükçe, her yıl ciddi badire, her 3 ayda bir de başka bir şey çıkıyor karşımıza. Biz bütün bunlara rağmen Türkiye'yi büyütüyoruz. Biz bütün bunlara rağmen gayrimenkul işini yapıyoruz. Biz bütün bunlara rağmen Türkiye'de 3'e katladı milli gelirimiz, büyüklüklerimiz. Firmalarımızın geldiği yer ortada, Türkiye'nin geldiği yer ortada. Böyle bakınca nereden bulacağız biz her zaman bütün milletin veya milletin büyük bir çoğunluğunun teveccüh ettiği güçlü bir lideri her zaman nereden bulacağız? Ya da güçlü bir parti yapısını. Rahmetli Özal gitti, ANAP bitti. Demirel gitti, DYP bitti. Yani bu işler böyle. Şimdi Tayyip Bey de Allah uzun ömür versin. Allah kime ne ömür verdiğini kim ne bilebilir. Ama biz sistemimizi birlik, beraberliği sağlayacak hale getirmek durumundaydık yani. Bu kaçınılmaz bir şeydi. Türk halkı da buna onay verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız koydu milletin önüne. Eksiği olabilir, fazlası olabilir. Bir daha değiştiririz. Yani bu yürürlüğe girer, çalışılır. Eğer hatalı eksik yönler görünürse milletin önüne sandık bir kere daha gelir, iki kere daha gelir. Eksik kalan kısımları da düzeltilir. Daha hızlı yürüyecek noktaya getirilir. Ama ben çok olumlu görüyorum. 51,5 gibi bir oranla geçmesini de güçlü de görüyorum. Güçsüz bir referandum görmüyorum. Böyle %60 beklentisi falan çok doğru değil bu işler. Çünkü toplumun alışkanlıkları var. Herkesin gördüğü, bildiği, tarttığı şeyler var. Onları değiştirmek kolay değil. Biz kendi şirketlerimizde bile yani irade sahibi olmamıza rağmen kendi birimlerimiz içerisindeki alışkanlıkları değiştirene kadar canımız çıkıyor. Türkiye'yi değiştirmek kolay mı yani? Türkiye'nin bütün temel haritasını değiştirmek, temel yapısını değiştirmek kolay mı? Değil. Bence önemlidir. Geçmiş olması önemlidir. Milletin buna vize vermiş olması önemlidir. Önümüzde göreceğiz hep beraber. Bunun ekonomimize son derece olumlu yansımaları olacağını ben düşünüyorum. Çünkü istikrarlı hükümetler kurulabilecek 10 yıllar olacak önümüzde. Bundan geriye dönüş yok artık. Kim olursa olsun. Yani hatta muhalefet açısından da bir imkan doğdu. Belki %20-25'lerle hiçbir zaman iktidar alamama imkanı olan bir muhalif tarafta milletin imkanlarını, milletin değerlerini ya da toplumun beklentilerini karşılayacak söylemleri geliştirebildiği takdirde onun da 50'yi göğüsleyebileceğini de görmüş oldu herkes. Belki böyle çok ileri büyük aralıklar olsa belki bir hayal kırıklıkları olabilirdi toplumda. O da olmamış oldu. İyi oldu herkesin şeyi. Böyle geleceğe dair moral ve motivasyonunu canlı tutacak bir şey olmuş oldu. Oran olmuş oldu. Herkesin ülkeye bağlılığını daha da kavileştirecek bir sonuç bence. Hani olanda hayır vardır diyoruz ya. Bazen insan şöyle olsun böyle olsun diyebiliyor ama sonuçta bir şey çıkıyor ortaya. O çıkan şeyi hayırlı kabul etmek lazım. Onun sonuçlarını inşallah göreceğiz hep beraber. Evet. Tamam. Peki, ben teşekkür ederim.